Günaydınlar, yeni bir çözüm pak web seminerine hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce de söylediğim gibi Murat Torun'la birlikteyiz H&M Enterprise'dan. Kendisi bizim çok eski webinarlardaki konuşmacılarımızdan, uzmanlarımızdan H&M Enterprise'te çözüm mimarı olarak çalışıyor ve yani bizim böyle fiziksel bu webinarları fiziksel yaptığımız dönemden beri bizlerle birlikte. Eski güzel günler diyelim, o zamanlar biz webinarları bizim ofiste yapıyorduk, fiziksel evet, olarak geliyordum. geliyordum. Çok güzel oluyordu gerçekten. Evet, Murat'a ayrıca hayrandım çünkü webinar için Ankara'dan geliyordu. Yani böyle bir, bir işte 5-10 dakikalık da uzun mesafelerden gelen arkadaşlarımız da vardı, uzman arkadaşlarımız. Sabah erkenden gelirdi, bir kahvaltı ederdik, sonra sohbet, muhabbet webinar vesaire. Sonra bir yemek yerdik sonra paket yapardık tekrar Murat Ankara'ya. <laughs> O günlerden beri sağolsun çok sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz mühendislerden biri. Şimdi konumuz, bugünkü konumuz HPE Enterprise ve Aletra Storage. Yani Aletra için artık bizim kullandığımız, çözüm park ekosisteminde bizim uzmanların kullandığı bir tabir var, mal ceviz diye. O, o tabirdeki bir ürün aslında. Yani bizim zaten ekosisteme hakim olan, müşterilerin tarafında aktif olarak kullanılan, yani böyle bildiğimiz, güvendiğimiz bir ürün. Peki bu ürünler için neden sürekli böyle yeni teknolojileri anlatmaya gayret gösteriyoruz? Çünkü iş ihtiyaçları dinamik olarak çok artıyor. Bazen kafalar karışabiliyor. İşte artık hypercomor sistemler var, Storage'lara ihtiyaç çok deniyor. Sonra X bir müşteri de Y bir ürününde bir performans raporu çıkardığımızda özellikle APM olabilir. Yani geçim performans monitoring yaptığımızda daha dün bir e, müşterimizde oldu. Bildiğin işte diskler yanıyor X bir sistemde. Ve sonra da sistem yavaş. Yani aslında konu şuraya geliyor. Hala dike yükleri için stoşlar çok büyük bir ihtiyaç. Ee, hani değişen, gelişen teknolojide düşük latency'ler, yüksek IOPS'larda düşük latency'ler hala çok temel bir ihtiyaç. Ama buradaki de ihtiyaçlar kendi içerisinde kırıldığı için storage da aslında ayrı bir başlık. Neden başlık? İşte block storage var, file storage var, farklı iş ihtiyaçları var. Kimi file olarak kullanmak istiyor, kimi block olarak kullanmak istiyor, kimi s ve benzeri uyumlu olarak kullanmak istiyor. Yani sonuçta bu kutular değerli kutular ve işte bir tane ondan, bir tane ondan, bir tane de ondan alayım diyemeyebiliyoruz. Ya da her kurum diyemeyebiliyor. Yani bazı kurumlar var, Telekom, GSM, Finans onlar kabin kabin alıyor biliyoruz. Ama özellikle enterprise orta segmente baktığımız zaman hani bir tane storage alayım. Genelde öyledir ya yani Türk insanı da öyle işte, de bir tane ürün alayım. İşte USB girişi de olsun, jack girişi de olsun, onu da yapsın, bunu da yapsın. Benim aklıma müzik setleri gibi geliyor. Eskiden CD de çalıyordu, MP3 de çalıyordu, kaset de çalıyordu. E böyle olunca üreticinin bir storage kutusuna yaptığı yatırım çok önemli oldu. Yani üretici bu kutuya nasıl bakıyor, nasıl bir yatırım yapıyor e, ve bu yatırımın karşılığında da ne tür bir hizmet ve e, kullanım ortaya çıkıyor. Biraz aslında buna da değineceğiz. Çünkü zaten Murat bu konuda çok uzman ama hani biraz daha konunun iş ihtiyaçları ve bu kutunun bize neler sunabildiği üzerine dönüyor olacak diyeyim ve sözü ben artık yavaş yavaş Murat'a bırakayım. Çok teşekkürler Hakan. Böyle bir imkan olduğu için evet epey arayı açmışız. O yüzden benim için de güzel oldu. Hani tekrardan bu webinar şeyine girmek, moduna girmek hepimiz için iyi oldu. Önümüzdeki dönemde umarım daha sık bir araya geliyor olabiliriz. Online de olsa fark etmez. Belki önümüzdeki dönemde tekrardan fiziksel de yapılabilir. Bu Bak, biraz. belli olmaz Araya gireyim ha. Bu biraz dedim ya mal ceviz olduğunda şey oluyor bazen. Ya o zaten satıyor. Onu biliyorlar. Biz işte şunu anlatırım, öbürünü anlatırım, bunları anlatırım deyince araya çok gir. Yani bu bizdeki de e, bazı teknolojilerde oluyor, çok bilinen teknolojilerde. Ama oysa ki dediğim gibi, storage ciddi bir yatırım ve bu yatırım yapılmadan önce de her zaman aslında bilgileri güncellemek gerekiyor. Evet, o yüzden kesinlikle. iki yıl olmadan da araya biz yine evet, kesinlikle. dediğim gibi biraz daha yapmakta fayda var. Ee... Bütün katılımcılara çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Murat Torun benim ismim. Ee, ben 2010 yılından beri HP'de çalışıyorum, Ankara'da çalışıyorum. Ee, bugün sizlere bizim Aletra Storage MP, buradaki MP, işte multi-protokol olarak adlandırabiliriz, multi-purpose olarak adlandırabiliriz. Sonuç itibariyle bizim farklı depolama ihtiyaçları için e, kullandığımız ortak bir altyapı, buradaki Hani anahtar kelime bu altyapının ortak olması ve bizim bunun üzerine farklı farklı çözümler inşa ediyor olmamız. Bugün birazcık bu altyapıyı, ortak altyapıyı nasıl değerlendiriyoruz, nasıl sizlere sunuyoruz ondan bahsetmeye çalışacağım. Ee, şöyle başlayalım. Gördüğünüz gibi böyle bir şasi var hani bizim şey yeni dönem şeye çok benzer. Hani bir bezel var önünde, bir kapak var. Hani esasında şey bu kadar. Yani bakıldığında hani bil bir hani yapı taşı olarak baktığımızda önümüzde gördüğümüz yapı taşı bu şekilde aslında bizim çok standart bir iki oluk sunucumuza benziyor esasında dışarıdan bakıldığında. Ne yapmaya çalışıyoruz? Birazcık ondan bahsedeyim. Esasında bunu belki bir Lego gibi düşünebiliriz. Biz Lego'da ne yapıyoruz? Böyle küçük küçük farklı bloklar var. Bu blokları bir araya getirerek işte ev yapabilirsiniz araba yapabilirsiniz hani çocukken hepimiz oynardık şimdi çocuk çocuklarımız oynuyor. Hani belki öyle düşünüyor olabiliriz. Bizim sonuç itibariyle elimizde iki tane blok var. Bu bloklardan bir tanesi demin o e, şeyli e, afilli resmini gösterdiğim böyle kapaklı Aletra yakışıklı, MP şasisi. Yakışıklı diyorum ben ona gerçekten Aynen, güzel. biri o yakışıklı Aletra MP şasisi, diğeri de Rocky V2 kabiliyetli olan bir network switch esasında iki tane yapı taşı var. Bu kadar. Biz bunları alıp bunları farklı şekillerde birleştirerek ya da üstüne farklı yazılımlar, farklı kimlikler belki de demek lazım yükleyerek farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Şasiyi alıyoruz. Şasinin içerisine disk takıyoruz. Hem compute hem kapasite bir veri depolama sistemi haline getiriyoruz. Şasiyi alıyoruz. İçerisine sadece disk takıyoruz. Arkada kontrolür yok bu sefer. IO modülleri var. Bir çekmece haline getiriyoruz. Şasiyi alıyoruz. Önünde disk yok. Arkasında kontroller var. Sadece bir kontroller şasisi haline getiriyoruz gibi. E, farklı farklı çözümler. Ya da burada mesela gördüğünüz gibi. Kontroller altında şerfler. Böyle bir işte üç şerften oluşan bir depolama sistemi yapılmış. Ama günün sonunda hep aynı şasi kullanılıyor. Ya da daha geniş işte bu Release 3 daha önce bu webinarlar yapılmıştır Release 1, Release 2'de. Release 3'te yeni duyurduğumuz sadece compute, sadece depolama, arada switch ve daha genişleyebilir bir sistem haline bunu getirebilmemiz mümkün. Ama günün sonunda baktığımızda elimizde sadece bu şasi ve bir switch var. Onun dışında başka bir şey yok. E, şasiye şöyle bir bakacak olursak bu şasi aslında içerisinde iki tane IO modül olan yani buna controller diyebiliriz. Eğer controller olacaksa, shelf olacaksa IO modül diyebiliriz. Hani farklı isimler verebilmek mümkün. Temelde içerisinde iki tane sunucu var. Yani daha şey hani böyle somut bir zemine oturtacak olursak içerisinde iki tane sunucu olan iki uluk bir şasi. Belki iki tane bir uluk sunucu gibi bunu düşünüyor olabiliriz. Ee, mesela şuradan bir örnek vereyim. Eğer bu bir kontrol şaside 4 tane ayo yuvası oluyor. Eğer bu bir ayo modülse yani bir çekmecenin uç noktasıysa 2 tane ayo şey oluyor. Genişleme yuvası oluyor. Bu tip ufak tefek farklarla ya da kontrolursa işlemcisi biraz daha güçlü oluyor. Shelf işlemcisi biraz daha düşük güçlü oluyor gibi. Sadece bu hani ufak tefek donanım nüanslarıyla oynayarak üzerine yüklediğimiz yazılıma göre davranan bir şase aslında bakıldığında. Ön tarafta da 24 tane işte NVMe yuvası var. Dediğim gibi bu tamamıyla bir kontrol burada hiçbir disk olmuyor. Bu bir çekmece ise burada disk oluyor vesaire gibi. Biz bunu kendi ihtiyacımıza göre modifiye edip kullanabiliyoruz bu şasi. Ama gün sonunda elimizdeki şey bu iki uluk AMD tavanlı şasi. Gitmek istediğimiz yerde şu şekilde aslında bugün buradaki iki şeyi e, ilk iki Ana noktayı şey yapmaya çalışacağım, üzerinden geçmeye çalışacağım. Block ve file yani Green Lake for Block Storage ve Green Lake for File Storage ya da daha kısa olarak Block MP ve File MP olarak bunları adlandırabiliriz. Object MP şu an yapılıyor yani bu roadmap'te ama hani geliştirmesi vesaire hani bir aşamaya gelmiş durumda. Çok yakında belki bir sonraki Hakan'la webinarımızda da object lampin üzerinden geçiyor olabiliriz. Yani bu da hani şey ve uçtan uca hani bununla alakalı belki şöyle bir küçük bir ipucu vermek gerekirse uçtan uca HP'ye ait bir çözüm. Hem üzerindeki e, obje katmanı hem de alt tarafındaki donanım zaten bugün bahsedeceğimiz donanım olacak. Dolayısıyla tamamen HP intellectual properties ile diyelim HP bünyesi içerisinde HP laboratuvarlarında geliştirilmiş bir çözüm olarak önümüze çıkacak. Bugün dediğim gibi blok ve file yani blok ve dosya tabanlı çözümlerden bahsedeceğim. HP diyor ki bu demin bahsettiğim ortak altyapımız olsun. Ben bu ortak altyapıyı farklı ürünler şeklinde şekillendireyim. Hani farklı ürünler ben bundan bir blok ürünü yapayım, bundan bir file ürünü yapayım, bundan bir object ürünü yapayım ama ben bunları hepsini Bizim Data Services Cloud Console dediğimiz, muhtemelen daha önceki webinarlarda üzerinden geçmişizdir, üzerinden anlatmışızdır. HP'nin Cloud'unda host edilen bir yönetim da tek bir ekrandan da yönettirebileyim şeklinde. Yani esasında çok kısa, hani, vizyonu özetlemek gerekirse de vizyonu bu şekilde. Block Storage dediğim gibi işte File Storage ve DataOps Manager burada hani şeyleri de e, highlight etmeye e, çalıştım, göstermeye çalıştım. Şimdi öncelikle Block tarafındaki çözümden başlayalım böyle uzun bir isim var yani burada ee, hani ne kadar HP'nin bu işte pazarlama tarafıyla artık aynı fikirde olacağız bu hani çok şey değil ama hani, HP GreenLake i̇zliyorlar, block... izliyorlar çok şey yapmayın evet. Block Storage MP ee, <laughs> yani yo, ben ama şey tarafına bu, globaldeki bu isimlendirmeleri yapan <laughs> tarafı hani şey yapıyorum bu tarafı hani şey değil e, bu yok takılıyorum abi sen de senle ben de mühendis kafasında olduğumuz yani, için yani şimdi abi şöyle yani bir şeyde bir sunum yaparken bu Ürünün ismi ne dediğinizde bir kullanıcı hani HP GreenLake for Block Storage MP dediğimizde yani şimdi dürüst olmak gerekiyor biraz hatırlamıyor. Uzun Hiç oluyor. Şey hatırlamıyor zaten. Şimdi abi, dolayısıyla hatır evet hani ben bunu kısaltıyorum. Diyorum ki Block MP. Bu ürünün ismi. Files file mp, object olduğu zaman da object mp olacak ve bu şekilde hani daha akılda kalır ve daha hani e, mp'yi de vurgulayacak şekilde yani o yapıyı da vurgulayacak şekilde ben kendim bu tarz bir isimlendirmeyle anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Green Lake for Block Storage'a baktığımız zaman bu bizim hani belki şeyden itibaren yani işte bu Tripar'dan itibaren gelen işte Tripar, Primera, Aletta 9000 ve ardından Block MP ile beraber o DNA'nın esasında bir devamı gibi hani o DNA'nın içerisinde bir takım hani kromozomlarını taşıyan öyle söyleyeyim bir ürün olarak bunu düşünüyor olabiliriz. Ee, hani 3-4 tane hani çok şey hani göze çarpan özelliği bunları anlatıyor olacağım. %100 e erişilebilirlik halen hani bu segmentte devam ettirdiğimiz bu güzel garanti burada devam ediyor. All Active Design, Multi Node Design yani ikinin üzerinde bu Release 3 ile beraber ikinin üzerinde daha fazla kontrolöre çıkabilme yine devam ediyor. İki sistemin iki lokasyonda aktif aktif çalıştırılması işte sistemlerden birisinin devreden çıkması durumunda hani üst katmanın sunucu katmanın bundan etkilenmeden devam edebiliyor olması ve mixed workload dediğimiz hani karışık iş yükleri için hani farklı doğası gereği farklı şeyleri olan karakteristikleri olan iş yüklerini bir arada barındırabilmek yani bir konsolidasyon makinesi öyle söyleyebiliriz eskiden hani öyle derdik. O tip hani hem modern uygulamalar hani container tabanlı uygulamalar olabilir, hem geleneksel uygulamalar, database'ler vesaire olabilir. Üstünde barındırabilecek bir storage olarak karşımıza çıkıyor. Eee bir yandan dedik hani Tripar'ın hani o güzel DNA'sını tutuyor ama çok ciddi de farklar var. Hani Primera, Aletra 9000 o kadar farklı değildi ama burada artık hani donanım da değiştiği için o tarafta radikal bir takım farklarda söz konusu. Biz ne yapardık işte Tripar'da 2, 4, 8 kontrolörlü hani muhtemelen izleyicilerimiz hatırlar ee, cihazlarımız vardı ve burada hep bir Çift konsepti vardı. Not pair derdik. 0-1 bir 1 çift, 2-3 bir çift, sistemde ya da 4-5 bir çift, 6-7 bir çift falan şeklinde giden böyle çiftler halinde kontrolürler büyürdü ve bu çiftlerin arkasında biz Çekmeceleri görürdük yani sisteme arkasına geçip fiziki olarak baktığınızda da böyle hani dört kontrolörlü bir sistem sanki şey gibi görünürdü iki tane iki kontrolörlü sistem hani bunlar bir mid plane'de birleşiyor gibi göze de o şekilde görünürdü bu notepad yapısından tamamen çıktı HP. Release 1'de yani bu sistem ilk duyurulduğunda demin bahsettiğim MP şasi içerisinde 24 tane disk 8 ve 16 korlu modeller hani kontrollerların isimlendirmesi bu daha güzel hani ondan şey yapamayacağım kontrollerları güzel isimlendirmişler hani 8 kor dediğimiz kontroller da 8 korlu bir işlemci var ya da toplam 8 kor olarak düşünebilirsiniz 16 kor da keza aynı şekilde bir kontroller da toplam 16 kor var bize bunu anlatıyor aslında ilk release'de 2U'da 24 tane NVMe alan çift kontroller bir sistem olarak bu hayatımıza girdi. İkinci release'de şerfleri duyurduk. Yine aynı şekilde aynı şasiyi kullanıyor. Sadece içerisindeki işte işlemci ve remi kontrolöre göre daha düşük doğal olarak o disk çekmelisi olduğu için ve böylece 24 24 72 diske kadar bu sistemi çıkarabiliyor olduk. 3. release'de 32 korlu yani daha güçlü, daha kaslı bir kontrolörü getirip yine aynı şekilde İki şerf ekleyerek sisteme bu arada bu taraftaki yine 100G hani bu taraftaki backend 100 gigabit MDMI'dir. Hani onu da not olarak düşelim. Uçtan uca MDMI bir sistem olarak tasarlandığı için günün sonunda. Ee, üçüncü release de bu şekildeydi. Esas hani majör atılım bugün hani biraz daha hani şey yapacağımız. Üçüncü release de oldu aslında. İki kontrolerin üstüne çıkabileceğimiz arada iki tane switch olan ve compute tarafı yani kontrollerlarla şeflerin tamamen bağımsız olduğu bir yapı gördük. Bu yapı HP için yeni. Yani Tripar DNA'sı için yeni, genel olarak HP için de yeni. Bu hani gördüğümüz bu Enterprise hani hayan tarafta gördüğümüz bu yapı yani kontrollerların üzerinde bir disk yok. Bu tarafta sadece şerf var. Yani bize tamamıyla aslında şunu getiriyor. Ben istersem buraya kontroller ekleyebilirim. Compute'umu arttırabilirim. İstersem de sadece şerf ekleyebilirim. Yani eskiden bunu yapamıyordum. O not periy mantığı beni şeye kısıtlıyordu. Yani disk ekleyeceksin, o zaman kontrolleri de eklemek zorundasın yani çünkü hani onun yeri yok gibi ya da vesaire. Ee, ben mesela az bir şey disk ekleyeceğim, hani bu çok mümkün değil çünkü şöyle şöyle kontrolleri de eklemen gerekiyor gibi. Hani bir takım o şeylerin birbirine daha hani sıkı bağlı olması controller ve shelf'in beni bir takım şeylere itiyordu. Yani o tarafta bazı seçimler yapmaya itiyordu. Bu tarafta bundan kurtuldum. Şöyle çok güzel bir örnek vereyim hani ne kadar kurtulduğuma. Release 4 yani şu anda yok ama Release 4 de HP 3 kontrollü bir model getirmeyi planlıyor. O kadar ki kurtuldum. Yani bir tane bile kontrolü eklemek mümkün bu sisteme. Sistem hani tasarımsal olarak buna açık. Yani 3 kontrolörü benim bildiğim bugün hiçbir store cihazı yok sektörde. Hani bunu sadece şey için söylüyorum. Ee, o kadar esnek ki gibi bir tane bile kontrol eklemem bu sisteme mümkün. O yüzden Compute ve Storage tamamıyla birbirinden ayrılmış durumda Release 3 ile beraber. Ha bu demek değil ki illa böyle yapmak zorundayım. Ben hala o küçük sistemleri de alabilirim. Switch istemiyorum. İki kontroller altına şef takabilirim. Ama hayır ben 4 kontroller bir şey yapmak istiyorum dersem de bu opsiyon bana açık. Aradaki Switch'lerle böyle bir yapıya gidiyor olabilir. Eee... Neler kaldı? Şimdi bu tabii radikal bir değişiklik ama bazı şeylerde de kaldı Tripar tarafından. Dolayısıyla hala işte bu e, dedike raid setlerinin gerek olmaması, snapshotlar için ayrı bir havuz yapmasına ihtiyaç duymamamız sistemde, dedike spare'lerin olmayışı, hani bunlara hala ihtiyacımız yok. Yani o CPG yapısı, Tripar'ın o arka taraftaki e, sanallaştırma, diskleri sanallaştırma ...konsepte hala devam ediyor. Yani CPG konsepti devam ediyor. Sistemde hala bir full yok... ...dedike bir spare disk yok. Siz disk seçip disk grubu yapmazsınız. Sistem... Bir bir şekilde yani sizin CPG'niz zaten şu anda sadece artık RAID 6 destekliyor ama arka tarafta 70 tane disk varsa o 70 diskin hepsine yazacak ve ondan okuyacak şekilde o arka taraftaki chunk dediğimiz o mimari disklerin küçük bloklara ayrılması ve bu bloklar seviyesinde işlemlerin yapılması ya da white striping dediğimiz bu verinin bütün disklere yazılıyor olması hiçbir pool hiçbir rezervasyon gerekmemesi gibi backend tarafındaki güzel özellikler halen devam etmekte. Çok majör bir fark ee, bu hani şeylerde çok duyarız. Hep bu kontrolörlerin içinde bir pil ya da akü. Yani ezelden beri ben bu HP'ye girdiğimden beri, 2010'dan beri bütün hem HP'nin sistemlerinde hem rakip sistemlerinde. Hani bu çok yaygın bir şeydi. Sonuç itibariyle bir write cache var, bir read cache var. Bu write cache kontrolör arasında birbirlerine mirrorlanıyor. Ve dolayısıyla da hani bir elektrik kesintisi vesaire ya da bir arıza durumunda diske yazılmamış veri olabileceği için keşte korunması gereken henüz diske indirilmemiş, kalıcı ortama indirilmemiş veri olması olabileceği için yani bu olasılık nedeniyle hep bir pil olur controllerların içerisindeki. Bu pil bu write cache içerisindeki diske inmemiş veriyi işte belli bir süre korur ya da ayrı bir diske indirir süresiz korur. İkisi de olabilirdi ama sonuç itibariyle bir pil ya da bir kapasitör hani bir şekilde hani ona güç verecek bir birim mutlaka oluyordu. Ee, çok majör bir fark bu Green Lake for Block tarafında böyle bir şey artık yok. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç yok. Sistemde bir sunucu bir yazma yaptığı zaman bu yazma direkt olarak VV Stage dediğimiz yani disklerin üzerinde 3 kopya bir RAID 1 ile triple mirror bir RAID 1 ile korunan özel bir volume'a iniyor yazmalar. Yani sistemde kullanıcı bir volume oluşturduğu zaman vol1. Bu volume için sistem iki tane özelleşmiş volume oluşturuyor. VV log ve VV stage diye. Bu VV stage'i ya write cache gibi düşünebiliriz. Yani yazma keşip bypass edip direkt olarak bu 3 kopya tutulan RAID 1 alana iniyor. Ve bu RAID 1 alanda karşılandıktan sonra ancak sunucuya deniyor ki tamam ben aldım. Devam edebilirsin. Bu RAID 1 alanda karşılandıktan sonra tekilleştirilip sıkıştırılıp RAID 6 tamamen kalıcı alana veri indiriliyor. Yani dolayısıyla burada bir buffer gibi bir alan var. Böyle hani sürekli doldur boşalt yapılan buffer gibi bir alan var. Şimdi bu bize ne sağlıyor? 1. Pile ihtiyacım yok. ...aküye ihtiyacım yok... ...cache mirroring yapmaya ihtiyacım yok... ...yani kontrolörlerin birbiriyle... ...bu kadar sık konuşmasına bu kontrolör... ...içi trafiğe ihtiyacım yok... ...cache'imi yandaki kontrolöre göndermek zorunda değilim... ...çünkü keşte saklayacağım bir veri yok... ...diske inmemiş bir veri olamaz... ...bir kontrolör... ...arızası durumunda da... ...bunun bana etkisini çok çok çok... ...daha aşağı indirmiş oluyor çünkü dediğim gibi... ...koruyacağım bir veri yok kontrolörün içerisinde... Bir yandan hani burada şundan da bahsetmekte fayda var. Kontrollerları mümkün olduğunca sadece compute gücü sağlayan basitleştirilmiş elemanlar haline getirmeye çalışıyoruz ki gittiğinde bir kontroller bize etkisi minimal düzeyde olsun. Esasında yapmaya çalıştığımız şey bu bu tarafta. Dolayısıyla bu yine radikal değişikliklerden bir tanesi. Ee, onun dışında tekilleştirme, sıkıştırma, hani data packing vesaire buradaki veri, verimlilik özellikleri aynen korunmuş durumda. Ee, veri o dediğim gibi o özel RAID 1 alanından RAID 6 alanına indirildiğinde yani normal kullanıcı alanına indirildiğinde küçültülerek inline bir şekilde yazılıyor. Ee, bu yine hani popüler konulardan Tripar'dan itibaren koruduğumuz bir özellik. Virtual Lock yani bizim aldığımız bir Clone ya da Snapshot'ın belli bir retention süresi boyunca HP support personeli dahil olmak üzere hiç kimse tarafından silinememesi ve değiştirilememesi bu şekilde de elimizde böyle bir altın kopya dediğimiz hani verilerden etkilenmeyecek, encrypt edilemeyecek vesaire bir kopyanın tutabilir olması özelliği yine aynı şekilde GreenLake for Block Store'da da Block MP'de korunan özelliklerden bir tanesi. Başta kısaca üstünde durduğum peer persistence özelliğimiz yine e, Tripar Primera e, Aletra 9000'den devam eden iki e, arada bir quorum Witness küçük bir servis vasıtasıyla hem RPO'nun hem de RTO'nun sıfır olduğu yani bu sistemlerden bir tanesinin devreden çıkması durumunda buradaki sanal makinenize örnek olarak transparan bir şekilde failover'ın birinci kutuya yapılacağı ve bunun da quorum Witness tarafından yönetilebileceği bir sistemi de bir iş sürekli yapısında yine BlockMP ile destekliyoruz. Bu arada hani şey dediğim gibi bir sürü hani farklı özellik saydık. Bunların hiçbirisi ekstra bir lisansa vesaire tabi değil. Hani sistem her şey dahil lisanslamayla geliyor. Yani o şekilde kullanıyor olabilirsiniz sistemi. Ee, %100 erişebilirlik garantisi dediğim gibi sistemi satın aldınız. İlk 3 yıl boyunca bu sistemin hayatındaki ilk 3 yıl boyunca sistemi güncel tuttuğunuz sürece yani sistemi şeye bağladınız. Data Services Cloud konsola. Bize telemetri verisi geliyor. HP'ye telemetri verisi geliyor. Bir release çıktı. Bu release'i hani ufak bir pet işte 10 gün içerisinde majör bir hani e, çetim sistemi release'i ise de hani bir ay içerisinde geçmeniz durumunda sistemi güncel tutmaktan hani başka bir kural, kaide, sözleşme vesaire hiçbir şey yok. Bu garantiye otomatik olarak e, hak kazanmış oluyorsunuz. Ne olmuş oluyor? Bir kesinti olduğunda Volümlere erişemiyorsunuz birine ya da birden fazlasına. HP geldi baktı ve dedi ki evet bu bu storage ile alakalı bir kesinti. Tabii ki hani e, ortamla alakalı hani soğutmayla alakalı güçle alakalı bir şeyler tabii ki bunun dışında oluyor ama hani günün sonunda e, çevresel bileşenler çevresel faktörler diyeyim ama onun dışında e, sistemle alakalı bir kesinti olduğu zaman HP bu ürünün satış bedelinin belli bir yüzdesi karşılığında size kredi veriyor. Ve bu kredilerle de siz HP'den disk satın alabilirsiniz, işte storage satın alabilirsiniz. Ne isterseniz bunları HP'den alımlarınızda hani eksi olarak, indirim olarak kullanabiliyorsunuz. Hani bulut tarafından yönetiliyor dedik hani burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Hani bu bir opsiyondur. Hani bu yapılabilir. Hani buluttan yönetim mümkündür. HP'nin istediği de budur. Gitmek istediği yer de budur. Hani çünkü hiçbir şey kurmak zorunda kalmadan sayısız cihazınızı Buluta onboard edip oradan cep telefonunuzdan bile gittiğiniz bir yerde bu sistemlere erişip yönetebilmeniz mümkün. Ama bunun mümkün olmadığı durumlarda benim ilgilendiğim müşterilerde keza bununla çok karşılaşıyoruz. Ee, üzerinde kendi bir yönetim yazılımı da var sistemin, bir onboard management arayüzü de var. Bu onboard management arayüzü üzerinden hani oradan da birkaç bir şey koymak istedim hani görelim hani o tarafı da şey yapalım diye sistemin içerisindeki hani temel olarak IO durumunu gecikmeyi, throughput'u sunucuları kapasite durumunu, veri küçültmesini, sistemin üzerinde olan hani ne olup ne bitti, bütün alarmlar, eventler hani neler oluyor, task'lar ya da öyle söyleyeyim. Bunları görüyor olabiliyoruz. Son 24 saatlik işte IO kullanımı vesaire bunları görüyor olabiliriz. Latency görüyor olabiliyoruz. Basit anlamda da olsa bir performans takibi mümkün. Veri küçültme durumum nasıl? Hani ne kadarlık bir kapasitede e, kazanç sağladım. Buna bakabilmemiz yine aynı şekilde mümkün. Bunun dışında tabii ki günlük operasyonlar. Yani host yaratmak, volüm yaratmak, bu volümü hosta prezent etmek, atamak, volümün snapshot'ını almak vesaire gibi şeyler mümkün. Aynı zamanda birden fazla cihaz ya da iki cihaz diyelim. Bunları bir replikasyon ilişkisinde konfigüre edebilmek de mümkün. Ben şu cihazla replikasyon yapacağım. IP portları üzerinden replikasyon yapacağım. Ve bu bir aktif aktif replikasyon olacak. İş sürekli yapısında çalıştıracağım. Şurası da benim quorum witness'ım şeklinde de bir konfigürasyon yapmanız mümkün. Yani birden fazla cihazın replikasyon konfigürasyonu dahi bu onboard management'tan yapabiliyorsunuz. Bunun dışında hani hmm, Cihazın idame ettirilmesi tarafında da işte bir update yapılması, bir disk değişimi yapılması vesaire gibi şeyleri de yine buradan hani service dediğimiz alandan ya da işte software'in update edilmesi vesaire tarafından yapabilmemiz mümkün olabiliyor. Buradaki onboard yönetim yasamında. Sistemleri e, yani direct attach olarak hani daha küçük deploymentlarda. işte iki sunucu, bir storage bunu çok görüyoruz. Bölgelere dağıtılabiliyor ya da küçük şube organizasyonlarına dağıtılabiliyor. Arada SN switch ile birlikte bu zaten hani daha genel yani daha yaygın olarak kullanılan veya HP sinerjinin arkasına arada bir SN switch ihtiyacı olmadan direkt şasiye direkt olarak bunları saplayıp flat SN dediğimiz aradaki o şey ihtiyacını da ortadan kaldırabilmeniz mümkün oluyor. Bakıldığında Mayıs 2023 işte Ekim 2023 ve Şubat 2024 olarak gitmiş. Hani şurada aşağı yukarı 6 ay var. Hani Şubat'ın üzerine bir 6 ay daha koyduğumuzda yaz döneminde bir release 4 bekleyebiliriz. Yani bu tamamen benim tahminim. Hani sonuncusu 6 ay olursa, bu da 6 ay sürse. E, release 3'te neler yapmış olduk? Esasında bu Switchli yapı. Yani 4 kontrolerla çıkabilmek ve arada iki tane Switch olan bu yapıya Release 3'te ulaştık. Eee NVMe over FC desteğimiz zaten vardı. NVMe over TCP desteğimiz de geldi. Yani Ice Kazin'in NVMe'leşmiş hali olarak bunu düşünebiliriz. Ön taraftaki NVMe kabiliyetlerimiz de zenginleşiyor. Bunun dışında e, Deco... Volume size'ının 64'e çıktığını, bununla alakalı çok istek talep geliyordu. Bu da bizim için pozitif bir gelişme. Yani 16 TB'lık buradaki volume size'ının da maksimum volume size'ın 64 TB'a çıktığını görüyoruz. 8 tane enclosure'a kadar da destekliyor. Bundan sonra hani belki 4. release'de değil ama 5. release'de bu 4 kontrolörün de hani 8 kontrolöre çıktığını muhtemelen görüyor olacağız. Bakacak olursak hani bu tabii ki hani şey değil yani illaki böyle bir kural yok ama hani elimizdeki mevcut 3 parların hani bu Green Lake for Block MP'ye nasıl eşleştiğini hani şöyle bakıyor olabiliriz hani tek tek üzerinden gidecek bir durum yok ama hani en küçük cihazdan en büyük cihaza kadar esasında artık neredeyse şey yapmış durumdayız hani bir e, yenileme alternatifimiz var diyeyim bu 4 not arttığında yani 8 nota çıktığında daha da tamam, daha da e, hani yüksek performans ihtiyaçlara hitap edebilir bir hale geliyor olacak. Vakte de bir yandan bakıyorum. File and Pile devam edelim. Gördüğümüz gibi resim aynı. Yani şurada baktığımız işte e, Hakan'ın dediği gibi yakışıklı şasi, arada iki tane switch. Aynı donanımlar kullanılıyor. Yani demin bahsettiğim donanımlar işte o arada iki tane yüzlük switch, işte compute notlar ve altında şerfler olarak düşünebilirsiniz. Bu te yapı taşlarıyla oluşturulmuş dosya bazlı bir çözüm. Bu tarafta da hani NFS ve SMB hani temel olarak protokoller buradaki genişleyebilirlik çok çok daha yüksek. Bu tamamen scale out bir yapı. Hani 100 terabayttan böyle hani 50-40-50-60 yüzlerce petabayta kadar büyüyebilecek. Bu tamamen scale out bir sistem. Ee, yani bunun en küçük modelinde bile arada iki tane switch oluyor ve siz compute ya da şeyi birbirinden bağımsız büyüterek devam edebiliyorsunuz. Burada baktığımız zaman işte medikal alanda hani medya, eğlence, HPC, yüksek başarılı hesaplama, yapay zeka, makine öğrenmesi, finansal servisler, yüksek performanslı bir NAS sistemi olarak, scale up bir NAS sistemi olarak bu FileMP'yi düşünüyor olabiliriz. Buradaki yapılar esasında yine yani demin anlattığım konseptlere çok benzer. Disaggregated Shared Everything diye bir şey demiş bunlarda da DASE. Demin anlattığım şeyin birebiri yani Compute'un ayrı depolamanın ayrı olmasına böyle bir e, şey bir isim bulunmuş. Yani öyle söyleyeyim yani kulağa hoş gelen bir isim bulunmuş. Veri küçültme yani herkes veri küçültme yapıyor. Sektörde veri küçültme yapmayan yok. Ama bunun herkesten farklı yaptığı bir şey var. Ondan bahsediyor olacağım. En iddialı olduğu nokta veri küçültme bu sistemin. Yüksek erişilebilirlik üzerinden geçeceğiz. Kontroller'larınız en tane kontroller'ınız varsa sistemde en eksi bir tane kontroller'ınızın kaybına kadar sistem çalışmaya devam edebiliyor. Böyle bir sistem. Dolayısıyla epey bir ayakta kalabildiği yüksek bir sistem ve tamamen yatayda genişleyebilen bir sistem. Çok tanıdık gelecek deminki yapının aynısı. Arada iki tane yüzlük switch üst tarafta controller, alt tarafta shelf. Tek farkı bu taraf artık fiber channel, iSCSI, NVMe over FC, NVMe over TCP değil, sifse nefes. Buradaki yapımız dosya odaklı bir yapı. Müşteri network'üne 10G'den 100G'ye kadar veya yeni gelen InfiniBand desteğiyle hesaplanabiliyoruz. Burada hani InfiniBand deyince hani yüksek başarılı hesaplama tarafına da bir şey yapalım. Bir selam çakmış olalım. Hani o tip ortamların da altına storage olarak infiniband networklerine katılabilecek bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. 100G destekli bir switch alt yapısı var. Alt tarafta da jbofslarımız. Yine NVMe tabanlı e, disk kutularımız mevcut. Şu soru gelebilir diye hani bunu da önceden düşünerek şey yapmaya çalıştım. Şimdi tamamen dedik 100 petabayta çıkıyor. İşte yatayda genişleyebilen bir sistem. E burada şimdi iki tane 32 portlu switch var. Bu switchlerin portları bir noktada dolacak. Yani siz buna sapladınız sapladınız bitecek. Bunu aşmak için de bir leaf spine mantığıyla biz bu sistemi büyütebiliyoruz. Yani iki tane leaf altında diskler kontrolerlar. iki tane leaf altında disler kontrolerlar. Bu şekilde leafleri extend edip bunları da spine'larda birleştirerek sistemi o bahsettiğim işte o yüzlerce petabyte mertebesine çıkarabilmemiz mümkün oldu. Dolayısıyla iki switch de sınırlı değil bu sistem. Block MP'nin aksine öyle söyleyebilirim. Buradaki genişleyebilirlik çok daha yüksek. Şimdi baktığımız zaman bu tip scale-out sistemlerinde bizim genel olarak aşina olduğumuz yapı budur shared nothing dediğimiz yani shared nothing nedir? Bir tane şasi içerisinde diskler içerisinde işlemci içerisinde RAM, arkada network yani bütün bileşenlerin tek bir şaside toplandığı bir yapı. Bu şasileri üst üste koyarsınız. Bütün rakipler, majör bütün üreticiler bu şekilde yapıyor bunu. Hatta HP'nin de bu şekilde yapıp sattığı ürünleri var. Yani hani rakip olarak şey yapmak istemem. Shared nothing tarafında dediğim gibi disk ve hani yani depolama ve compute'un aynı şasi üzerinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu evet hani şey görünebilir hani derli toplu biz bu şekilde işte bu sistemi büyütüyoruz ama bunun bir takım limitasyonları oluyor. Siz bu sistemi büyüttüğünüzde ve belli bir artık noktaya geldiğinizde şuradaki compute buradaki bir veriye erişmek istediği zaman Bunlar arasında ciddi bir konuşma trafiği, cross talk dediğimiz ciddi bir trafik oluyor. Ve bu trafik sistemin performansının lineer olarak artmasını engelleyebiliyor. Dolayısıyla bu sistem büyüdüğünde e, kontrol arasındaki konuşma daha üstel bir fonksiyonla büyüyor. Ve hani toplam performansı örnek veriyorum işte iki kontrollerla bir birim performansı alıyorsanız dört kontrollerla hani iki değil de 1.9-1.8 birim performans alır. Hani orada bir overhead olur bir noktaya doğru gidiyor. Onun dışında bu tip sistemlerin hani gördüğümüz benim hani gördüğüm en hani kurumsal şeyde maksimum 4 noda karşı tolerans oluyor. Yani siz 100 nodlu bir cluster yaptıysanız diyor ki tamam hani bunun 4 nodunu kaybedebilirsin en fazla. Ben sistemi bu şekilde konfigüre edebilirim diyor. Çünkü her nodun içerisinde dünyanın diski var. Bir nod gittiğinde o kadar disk alanını da kaybetmiş oluyorsunuz. Bugün bir tane şasinin içerisinde 400-500 TB, 1 petabayt tam kapasite olabiliyor. Dolayısıyla bir şasi gitti, 500 TB tam kapasiteniz gitti. Olduğundan ötürü de işte örnek veriyorum 3-4-2-3-4 şeklinde hani maksimum 4 benim gördüğüm noda kadar failure toleransı oluyor. Öyle söyleyeyim bu sistemi. Şimdi block MP, file MP tarafına geçtiğimizde compute'la storage ayrılmış durumda. Dolayısıyla burada 4 tane kontrolör varsa bu 4 kontrolün 3'ü de gidebilir. Bir kontrolör kaldığı sürece file MP tarafında sistem çalışmaya devam ediyor. Zira buradaki switch sayesinde bu kontrolörün bütün kapasite erişimi var. Bu tarafta öyle değil. Hani fiziksel olarak baktığımızda da şuradaki kontrolörün sadece kendi altındaki kapasite erişimi oluyor. Ama burada bir controller switch mimarisi sayesinde bütün altta yatan kapasiteye erişebiliyor. Dolayısıyla bu bize ne sağlıyor? Hem kontrolü eklediğimde bir şunu sağlıyor. Disk de, disk ayrı disk ekleyebilirim, ayrı kontrol ekleyebilirim. Burada o mümkün değil. Blok blok büyüyeceksin. Hem disk hem controller ekleyeceksin. Bu tarafta ister kontrolü eklerim, ister disk eklerim. Kapasite ihtiyacım varsa, sadece disk eklerim. Performans ihtiyacım varsa sadece controller eklerim. Bir bunu sağlıyor. İki... En eksi bir tane kontrolü kaybedebilmemi sağlıyor. Üç, global şekilde veri tekilleştirme yapabilmemi sağlıyor. Dediğim gibi bütün kontrolörlerin bütün veri erişimi olduğu için. Dolayısıyla da file MP tarafında, keza block MP tarafında da HP'nin gittiği mimari biraz daha compute ve storage'ın ayrı katmanlar olduğu bir mimariye doğru gidiyor. NFS ve SMB protokollerimiz söz konusu ama aynı zamanda da yine NFS üzerinden containerlara da alan atayabilmemiz persistent read write many dediğimiz RWX volumlar atayabilmemiz de mümkün olabiliyor bir plugin vasıtasıyla. E, sistemde tek bir ağaç yapısı var. Hani global namespace yapısı altında çalışan bir sistem. Native bir protokolü yok. Yani kullanıcı sadece bir pete gidiyor. İşte buradaki ABC petine gidiyor ve diyor ki sen NFS'le dış dünyayı açıl. Aynı zamanda SMB ile de dış dünyayı açıl. Hani Windows dünyasından gelen arkadaşlar SMB'den sana erişsin. Linux dünyasından gelenler NFS üzerinden aynı şeye erişsin. Yani dolayısıyla bu tip cross protokol şeyleri de kolay. Tüm sistemde hani tek bir güvenlik politikası ve veri küçültme böyle stabil bir şekilde hepsini aynı hani global olarak güvenlik polislerimizi de yönetebilmemiz ve veri küçültmeyi de global ölçekte yapabilmemizi sağlıyor. Yine çok şey gelecek demin ne anlatmıştık BlockMP'de işte cashmering yapmıyoruz, pil yok, akü yok. Ne yapıyorduk? Bir özel bir alana indiriyoruz. Oradan sonra küçültüp RAID 6 alanına alıyoruz. Sistem birebir aynı şekilde çalışıyor. Burada tek fark storage class memoriler var. MP'nin MP'den hani block MP'nin aksine bu storage class memorileri normal NVMe'lere göre böyle birkaç kat daha düşük latency'li ama uçucu olmayan ee, çok düşük latency'li depolama alanları olarak düşünebilirsiniz. Intel Optane diyelim belki oradan hani biraz daha kulaklarda e, daha hani tanıdık bir şey olur. Bir resim olur kafalarda. Ee, sisteme bir yazma geldiğinde bu yazma storage class memory'e geliyor. Storage class memory'den başka bir storage class memory'e mirror mir edilip tamam deniyor. Dolayısıyla yine Gördüğünüz gibi cache ortadan kalkmış durumda. Write cache diye bir şey yok. Konvansiyonel anlamda bizim bildiğimiz write cache diye bir şey yok. Ardından e, yazma tamamlandıktan sonra demin anlattığım gibi, VV stage'den aşağı inmesi gibi storage class memorlardan SSD'lere kalıcı olduğu yere iniyor, Küçültülüyor veri ve yazılıyor. Bu şekilde düşünebiliriz. S'ye çok benzer. Okuma tarafında da eğer storage class memory'de bulunursa ne ala bulunamazsa da aşağıdaki NVMe'lerden beri rehydrate edilerek çünkü küçültüldüğü için SSD tarafında rehydrate edilerek okunuyor. Ee, şöyle dedik hani scale out işte yüzlerce petabayta kadar gidebilir nx bir kontrol razasını tolere ediyor. Hani bunları nasıl yapıyor dediğimizde sistem burada örnek veriyorum işte 8, 4, 4 tane şasi, işte her bir şasi de 2 kontrolör olduğunu düşünsek 8 tane kontrolör, 8 tane de IP verilmiş. Burada da client'larımız var. Bir virtual IP pool tabanında yani işte 168.01'den 168.08'e kadar bu 8 tane IP'yi ki buradaki best practice işte IP sayınızın kontrolör sayısına tam bölünebiliyor olması ki hani eşit sayıda IP düşsün her bir kontrolöre. Ee, kendi içerisinde bir DNS serverı var hani bu sistemin failmp'nin bunu da kullanıyor olabilirsiniz. External bir DNS server'da kullanıyor olabilirsiniz. Client'lar DNS server'a gidiyor. Round robin şeklinde bütün nodlara istekler dağıtılıyor. Nodlardan bir tanesi öldüğünde de onun üzerindeki IP'ler sanal IP ya da floating IP'nin nasıl adlandırırsanız diğer nodlara dağılıyor ve böylece de sistem N-1 noda kadar, bir tane kontrolü kalana kadar erişim vermeye, hizmet vermeye devam edebiliyor. Burada ben bir soru sorayım. Tabii ki. Ee, NLB de yapıyor o zaman. Sadece şimdi DNS bizim Microsoft DNS de round robin yapıyor. Ama round robin de biliyorsun sonuçta oradaki duruma bakmıyor. Yani geliyor sen buna git sen buna evet, git. Evet tamamen random. Git. Tamam ha o zaman NLB yok. Yani orada down olursa o IP çıkarıyor demek aslında e, NLB de yapıyor. Yani kastım şu DNS'e 5 tane an kaydı açtığında 5 tane IP verdiğinde standart açık olduğu için söylüyorum round robin. Random veriyor ya istisnalar hariç. <laughs> Subnetting de şeye bakıyor. Aa sen İzmir'den geliyorsun. İzmir'e git ayrı. Onu bir tarafa bırakıyorum. Tamam. bahsediyorum. Ama hep şunu söylüyorum. Hani bir Microsoft uzmanı olarak. DNS o sunucunun ya da o IP'nin up olup olmadığını bilmiyor. Doğal olarak oradaki makine down olsa da DNS o IP verir. Sendeki evet. Sendeki sistemde vermeyerek, havuzdan çıkararak bir NLB de yapıyor aslında. Yani... Evet, doğru. Doğru. Tamam. Aynen Çünkü öyle. böyle bir tanı var. DNS NLB yapıyor. Dedim ki DNS NLB yapmıyor aslında. E nasıl yapıyor diyorlar? İşte bunu anlatınca çünkü load balancer dediğin şey sadece yük dağıtmaz. Arkadaki makinenin servisin health sağlık durumunda kontrol eder. Sağlıksızsa havuzdan çıkarır. Mesela DNS bunu yapmıyor. Seninki bunu yapıyor diye anlıyorum. Kendi DNS'i bunu yapıyor. Tabii kendi ee, DNS'i. Kendi DNS'in yani şöyle. Sistemin bir kendi DNS server'ı var. Bu bunun kullanılması öneriliyor. Ha, çünkü adam Bu... dinamik olarak nodu içeriden çıkarıyor. Evet, kendi Alt DNS Star. server'ı şu yüzden de buradaki IP'lerde bir değişiklik yapmak isterse kullanıcı external bir DNS'te gidip manuel olarak onu editlemesi Anladım. gerekecek. Ama kendi DNS'inde bu IP değişikleri vesaire otomatik olarak handle ediliyor aslında. Güzel, yani güzel external abi. DNS de kendi DNS'inin aradaki nüansı olmuş gibi oluyor. External DNS'i kullanırsan biraz daha manuel iş yapman okay. gerekiyor o Yani senin tamam. girip bir şeyleri elinle editlemen gerekiyor. Ya da öne bir tane load balancer koyacaksın. Ya da ya da okay. aynen öyle okay. aynen. Ama bu bütün bunlar yani hani kendi DNS server'ın var. Onu kur, onunla yap hani şeklinde okay. best practice o şekilde. Okey. Bu virtual IP havuzlarını bizim şey yapmamız da mümkün oluyor. Yani benim elimde bir uygulama var. Bu uygulama çok kritik bir uygulama. Ben burada işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çekmece var. İşte içinde 2 tane kontrol olursa 14 tane kontrol olur. Şunu yapabilirim. 10 tane kontrolörümü kritik uygulamaya atadım. Virtual IP pool'umu. Daha az kritik olan uygulamaya da 4 tane kontrolörümü atadım gibi bu tip bölümlendirmeler de QoS tarzı hani öyle söyleyebilirim. Bölümlendirmeler de yapabiliyoruz. Burada şunun üzerinde durayım sadece hani çok şey yapmadan derinine. Bu şey çok popüler olduğu için şu ara bu Nvidia'nın GPU Direct Storage diye bir desteği var. Yani kartın neredeyse sunucu içerisindeki GPU'nun direkt olarak storage'e erişebilmesi, yazıp okuyabilmesi. Yani aradaki bir sürü şeyi bypass ederek memory'dir, CPU'dur, işte aradaki network kartı vesaire bir sürü şeyi bypass ederek direkt olarak storage'e erişebiliyor olması ve böylece de tabi performansın çok ciddi anlamda hani GPU'ların şeyini biliyoruz. Hani storage burada bir darboğaz olmasın diye geliştirilmiş bir protokol. Dolayısıyla böyle spesifik hani GPU direct isteklerine de cevap verebilecek bir sistem NFS tarafından. Şimdi veri küçültmede dedik hani bütün herkes veri küçültme yapıyor ama şuradaki rakamlar hani ben ilk gördüğümde bana çok gerçekçi gelmemişti. Hani işin aslı. Şimdi. Pre-Reduce Backup. Önceden küçültülmüş backup'ı diyor. Sen bana at. Ben bunu 3'e 1 küçülteceğim. Ya da Pre-Compress Log File. Log zaten kompres edilmiş, sıkışmış. Sen bana at. Ya şimdi bu yani biz normalde bana böyle bir şey sorulsa normal standart bir storage'da Hadi lan benim, benim iş yüküm ya gerçekten öyle derim. ya benim iş <laughs> yüküm yani sıkıştırılmış log dosyaları bu ne kadar küçülecek? Hiç yani bire birdir bunun cevabı. Küçülmez. Ama şöyle bir şey var hani ufak bir hani buralar standart işte adaptif chunking yapıyor buraların çok üstünde durmayacağım hani fix bir chunking kullanmıyor adaptif chunking kullanıyor hani bunlar hep güzel şeyler ama bunları yapan başka üreticiler var yani bunlar bize has şeyler değil adaptif chunking yapan başka üreticiler de var dolayısıyla tamam Z standart hani güzel hani agresif bir algı sıkıştırıyor çok güzel tekilleştirme hani bu da çahane doğu batı trafiği olmadığı için sistemde yani sistemde şey yok. Ee, compute ile storage aynı şasede olmadığı için bir doğu batı trafiği de yok. Doğu batı trafiği olmadığı için global tekilleştirme ben rahatlıkla yapabiliyorum. Bu da çok güzel. Hani benim için fark yaratan şey bu similarity reduction dediğimiz olay. Böyle bir özelleşmiş bir şey var. Şimdi normalde sistemlerde bir şeyin tekilleşebilmesi için iki bloğun bu iki bloğun yüz birbiriyle aynı olması gerekiyor. Bu iki bloğun arasında yani sen 8K'lık bloklarda tekilleştirme yapıyorsan iki tane 8K'lık bloğun %100 aynı olması lazım birbirine. Yoksa tekilleşmez. Bir kas... Murat dondu herhalde değil mi arkadaşlar? Ee... Geldi mi? Ben, ben dondum. Olur olur nazar. Nasıl abi? abi şu an? Bir problem şu var Şu anda sorun yok abi. Ben, güzel, Son 13 güzel, dakikamız... Ufak bir... Sorularımız da var bilgin olsun abi. Tamam tamam ben devam edeyim güzel sevindim bir kesinti olmamasına. Dediğim gibi normalde %100 aynı olması lazım bu sistemin. Similarity reduction sayesinde benzerlikleri de küçültebiliyor bu sistem. Yani örnek veriyorum şu bloklar birbirleriyle %100 aynı değil ama arka planlarında aynılıklar var. Ben diyor ki bu aynı tarafları alayım bunları küçülteyim. Farklılıkları da delta olarak kaydedeyim. Yani tekilleştirmenin de bir adım ötesinde. %100 aynı olmasına ihtiyacım yok diyor. Benzer bile olsa ben bu blokları küçültebilirim. Dolayısıyla bu similarity reduction sayesinde aslında bu demin bahsettiğim çok da gerçekçi görünmeyen veri küçültme rakamları mümkün olabiliyor. Demin bahsettiğim gibi bir caching mekanizması yok. Cache mekanizması yok. Storage class memory veriyi alır ikinci bir storage class memory'e kopyalanır ve posta tamam ben yazdım devam edebilirsin şeklinde cevap döner. Bir diğer hani çok farklı hani benim gördüğüm özelliklerinden bir tanesi hamdan nete giderken hani bu tip sistemlerde hani benim alışkın olduğum gördüğüm yani %70 %60'lara kadar yani %30 %40 kapasite kaybı olabiliyor bu tip normal geleneksel şey sistemlerinde Erasure Coding yapan işte e, Shared Nothing dediğimiz Compute ile Storage'ın aynı olduğu geleneksel yapılarda. Bu Block File MP'de sistem büyüdükçe özellikle yani siz buna disk ekledikçe şurada bakın 146 artı 4'e kadar 4 tane pariteye kadar büyük RAID grupları oluşturabiliyor. 146 artı 4 %2-2.5 gibi bir şeye denk geliyor. %7-8 de sistemin kendi için kullandığı bir takım rezerve alanlar var. Bunların ikisini toplasak aşağı yukarı %10 demek. Yani siz 1 petabyte ham kapasite aldığınız zaman bunun neti 900 terabyte civarında falan oluyor. Çok 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 küçük bir kayıp var. Hamdan nete geçerken, dolayısıyla bunun üzerine bir de bu similarity Reduction'ı falan et eklediğimizde hakikaten bu sistem yani hani şeye ödenen parayı, hani kapasiteye ödenen parayı sonuna kadar hani size kullandıran hani atıl kapasitesi çok çok düşük olan bir sistem şeklinde bir yorum yapabiliriz. Hakeza SSD'lerden bir tanesini arızalı olduğu zaman hani bütün Stripe'ı okumadan bütün o RAID grubundaki işte 150 şimdi şu soru gelebilir. Hani 150 diskli bir RAID grubu yapıyorsan da hocam o zaman burada bir disk gittiğinde benim bu geri kalan 149 diskteki datayı okuyup işte bir şeyler yapıyor olmam lazım. Hani bu nasıl olacak sorusu gelebilir. Bunu da şu locally decodable yani lokal inajur coding mekanizması sayesinde daha az miktarda SSD'yi okuyup daha kısa sürede ee, yani mesela gördüğünüz gibi şurada tüm stripe'ı okumamış da sadece şuradaki 5 tane SSD'den sistemi rebuild etmesi, daha küçük e, stripe'lara sistemi rebuild etmesi mümkün olabiliyor. Keza aynı şekilde buluttan yönetilebilir. Evet, Data Services Cloud konsoldan bunu yönetmek mümkündür ama bir on-prem UI da var. Bu on-prem UI üzerinden işte şehirlerinizi oluşturmak, kota tanımları yapmak, e, VIP pool'larınızı oluşturmak her şeyi yapıyor. Olabilirsiniz. Güvenlik tarafında hani hem lokal user'lar tanımlanabilir hem LDAP ya da Active Directory'den hani şeyler geliyor Bir Active Directory zaten hani SMB hani SIFS için hani bir gereklilik olarak burada önümüze çıkıyor. Şeyde olduğu gibi, block MP'de olduğu gibi snapshotları immutable hale getirmek yani kitlemek mümkün. Kitli snapshotlar yapmak mümkün. Veriyi şifrelemek, encrypt edebilmek mümkün. Aynı zamanda da burada hani bu tip sistemlerde biraz önemli oluyor hangi user gelmiş, ne zaman neyi silmiş, nereden gelmiş, ne yapmış hani gibi aktivitelerinde hani audit edilmesi de sistem içerisinde mümkün. Hani bu tip audit logları da takip edebiliyoruz. Bunun dışında hani birden fazla şeyimiz varsa buradaki tabii ki hani şey gibi bir yapı yok. Hani Block pi'de anlattığımız gibi böyle aktif aktif hani bir yapı söz konusu değil bu tip dosya bazlı yapılarda ama hani asenkron olarak hani one to many burada yapmış. One to n replikasyonu tek bir yerden işte iki target'a. Target'ların read only olması gerekiyor burada. Hani o aktif aktifin aksine. Ama hani burada bir merkezin fail etmesi durumunda başka bir yere fail over edip oranın artık read write'a çevirmesi, read on'dan read write'a çevirmesi şeklinde. Yani çeşitli felaket kurtarma diyelim. FKM yapıları da kurmamız, bunları da tasarlayabilmemiz mümkün. Diyeyim çok teşekkür edeyim. Biraz hızlandım abi. Sen uyarınca hani sorular da var deyince o şekilde bitirmeye <laughs> yani çalıştım. Ee, yani şöyle toparlayayım. Gördüğünüz üzere çok büyük benzerlikler var. Hem yapı anlamında gelecek olan Object MP de bu minvalde olacak. Yani yine ben eminim Compute ayrı, diskler ayrı, arada Switch. Bu bize çok daha fazla esneklikler getiriyor dediğim gibi özellikle şeye mahkum etmemesi yani çünkü biz artık şeyi çok görüyoruz depolama ve hani compute ihtiyaçları simetrik değil artık. Müşteri diyor ki ya benim çok yüksek bir performans ihtiyacım var ne kadar kapasite lazım 50 terabayt bunu çok görüyoruz artık ya da tam ters ya benim 500 terabayta ihtiyacım var ama hani performans çok önemli değil benim için. Bu tip asimetrik konfigürasyonlar yapabilmemize imkan verdiği için HP biraz daha bu tarafa Compute'la Storage'ın ayrı olduğu yapılara doğru yöneliyor. Bunların altında da bu ortak altyapı olan Aletra MP'yi, MP şasisini ve switch, Aruba switchleri kullanıyor. Deyip çok teşekkür edeyim dinlediğiniz için. Ee, Azn'a şey sağlık abi çok teşekkürler. Ee, ben hızlıca önce Q&A'dan başlayayım çünkü Tabii ki. soruları biz Q&A'dan bekliyoruz. çeti yakalamak zor. Q&A'yı bir halledeyim, sonra chat'e döneceğim. Tabii ki. Yiğit Bey'in sorusu selamlar. Cihaz kaç snapshot alabiliyor? Bununla ilgili detaylı bir bilgi şu an yok diyebiliyorum Hangisi için sorulmuş e, yani ezbere bildiğim bir şey değil ama hani bakıp dönebilirim. Yani mutlaka orada bir limit vardır. Hani blok MP için ayrı block bir için. bu. Blok tamam. için. E, bu şeyde var. Hani bizim Spok'ta olan bir şey. Onu alıp senin üzerinden ulaştıralım. Yani spesifik olarak hatırlamıyorum şeyini. Tamam. Var ama Şöyle değil mi? böyle bir bilgi tabii var ki, yani. Tabii ki böyle bir parametre var. Hani tamam. Şimdi açıp da bakabiliriz de şeyi bozmayalım. Yok böyle, yok gerek bozmayalım. yok. Tamam okey. Biz ee, Mesela e... örnek veriyorum Aletra 9000'de yani bunun bir önceki serisinde ya da Primera'da işte e, desteklenen volüm sayısıysa 64.000'de 64K volüm destekliyordu. İşte her bir volüme şu kadar snapshot alabilirsin gibi. Yani bu define edilmiş bir parametre. Okay, bunu buluruz. Tamam. E, tamam. Bunu merak edebiliriz DB'de. Tamam. Bir problem yok. Ee, sen bana iletirsin ben Ahmet e ile. O tabii. İletiyi infoda Ahmet'le buluşur hallederiz. Olur okay. olur tabii ki. Tabii ki. Tamam. Yiğit Bey'in sorusunu yanıtladık. Bunları çözelim. Şöyle hemen bir çete chat gideyim chat'te. Bakıyorum şöyle, mimarisi Aluğa mıdır? Bu ilk sorulardan biri 20 geçe. Ee, evet, blokla ilgili sormuştur diye tahmin Hı -hı. ediyorum bunu e, Hı -hı. soran kişi. Ne evet, şöyle, mimarisi Aluğa'ya daha yakındır. Bizim eskiden yani hani bu majör değişikliklerden olan değişikliklerden hani hep şey dedik ya. Kontroller arası konuşmayı minimize etmeye çalışıyoruz. Kontrollerin üzerine o atfedilen şeyi minimize etmeye çalışıyoruz aslında. Dolayısıyla hani bizim Tripar Primary Aletra 9000'de yaptığımız ve evet hani bu çok iyidir diye yıllardır anlattığımız simetrik aktif aktif işi evet iyiydi. Evet bir takım artıları vardı ancak bunun bir takım götürleri de vardı arka planda. Yani iki kontroller aynı anda bir LBA'ya, bir logical block adrese yazmaya ve okumaya çalıştığı zaman bu kontrollerların arasında çok ciddi bir konuşma mekanizması birbirlerinin ayaklarına basmamak. Yani biri bir bloğu lock ettiğinde ötekinin onu durması ya da öteki release ettiğinde ötekinin alması gibi hani bir mekanizma olarak düşünebilirsiniz. Çok ciddi bir konuşma arka planda gerektiriyordu. Hep dedik yani bir kontrolü gitsin çok minimal bir etki olsun sistemde. Hani bu tarafa gittiğimiz için ee, alua şeyi doğrudur. Block MP Alua'ya daha yakın bir mimari. Okay. Bu ne demek? Volumlardan bir tanesi oluşturulduğunda nodlardan bir tanesine atanıyor ve bu siz volüm yarattıkça round robin olarak nodlar arasında devam ediyor. Bu atanma okay. devam ediyor. Ha, sunumu istiyorlar PDF olarak paylaşır mısın sunumu? Paylaşırım. Bizim... Ama okey info mail atarsanız Murat tamam. bizi ilettikten sonra sıkıştırma tekilleştirme oranı sormuşlar. Paylaştın zaten Mehmet Bey'in sorusuydu. Ş şöyle file mp için evet yani şey tarafında hani o similarity reduction olduğu için çok daha iyi yani şeylere göre. Bize gelen yani çok basit çok kısa bir örnek vereyim tutmadan. Commvault bir tane ISV. X bir ISV fark etmez. Bu veriyi küçültüyor. Işte sıkıştırıp tekilleştiriyor ve yazıyor. Bir yere. Bu veri Convolt tarafından sıkıştırıp tekilleştirilip bizim sisteme girdiğinde daha da küçülüyor. Böyle örnek verebilirim. Çünkü okay. o Similarity Reduction devreye giriyor ve daha bir tane ekstra bir, bir adım daha gidiyor. Zaten Aynen. malı POC yaparak görün diyorsun. Bu güzel evet. bir örnek oldu. Yani şey de çok iddialı. Veri küçültme tarafında çok tamam. iddialı. Öyle söyleyebilirim. Okey. Blok ve file farklı sistemler mi? Aynı sistem üzerinde sağlanıyor mu? Evet. Çok teşekkürler. Bu güzel bir soru. Eee Donanımları ortak olan farklı sistemler bunlar. Aynı ekrandan yönetilebilen, cloud'u o yüzden başta vurguladım, cloud tarafından yönetilebilen, yani bizim aynı HP'nin o konsolunda, demin o bahsettiğim block storage tile'ına girerseniz, block storage'a erişirsiniz. file storage tile'ına girerseniz, bunu bir app store gibi düşünün, oradaki uygulamalar gibi düşünün, block Hı. storage uygulamasını açarsanız diyelim, Block Storage'e gidiyor. File Storage uygulamasını açarsanız File Storage'e gidiyor. Aynı ekrandan yönetilebilen ama farklı sistemler. Donanımları ortak olan. Yani aynı sistem üzerinde blok ve File diye bir opsiyonumuz şu an için tamam. yok. Bunlar ayrı ürünler olarak satılıyor ama yönetim ve kullandıkları donanım ortak. Tamam hızlanıyorum abi son iki dakika tamam, Melih Bey'in tamam. sorusunu. Ferhat'ın sorusu e, neden bir tane witness korum disk kullanılıyor? Buradaki witness korum disk kaybetmem durumda mevcut ortama yeni lunlar eklenebilir mi? Witness korum kaybetmem durumunda dezavantajlarım nedir? Kısa kısa. Tamam korum witness'ı kaybetmek yani sistemlinin işleyişi açısından hiçbir şey yapmaz bize. Failover edemeyiz sadece yani. Corum witness datapad'de olan bir şey okay. değil yani bir de şey yapmaz hani kesin bir yok. yok ama yani tabii tamam. ki failover edemez hani o tamam. onu engelleyecektir. Okay. N-1 Orkun Bey'in sorusu N-1 controller kaybını tolere etmesi demek bir controller kalana kadar çalışacak demek değil mi? Doğru. Fail tamam. MP için bu doğrudur. Bir controller tamam. kalana kadar sistem çalışabilir. Okey. Orkun'un yine sorusu Orkun HP lobisi teknolojiyi paylaşmamak için en can alıcı noktaları dondurdular. <laughs> tamam sen birden dondun ya bizimle de. Da, ha. dalga <laughs> Yok. Çok tamam, iyi ya ben de geç diye. okumuşum. <laughs> Peki e, ben bu cihazda sadece on-prem ortamında kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz tamam. hiçbir problem yok. Okey kişilere mail atmıyoruz arkadaşlar. Siz bize mail atmanız lazım. Böyle bir hizmetimiz yok. Mail adresi vermişler de slide'ı böyle servis etme noktasında. Tamam son sorumuz ağzınıza sağlık. Mustafa Bey'in sorusu güvenlik katmanında neler var? Ransomware için özel bir koruma var mı? Anlatmıştı. HP... İki tarafta da şey var. Ee, yani şey kitleme mekanizması. Hani hem encryption var. Encryption onu adreslemez ama. iki tarafta da virtual lock. Hani locking mekanizması var snapshot tarafında. Evet. Zira bir hani detection eğer soru, bu ransomware'in tespitiyle alakalı bir şeyse öyle bir native bir mekanizma yok içerlerinde. Hmm. Onun için Zerto'ya falan dönüyor olmamız lazım. Eyvallah, teşekkürler. Ağzına sağlık. Herkese teşekkür ediyor. Gerçekten ne demek, ben çok teşekkür güzel ederim. Bir, Umarım güzel faydalı bir an... olmuştur. Oldu oldu, çok güzel bir anlatımdı abi. Sade böyle anlatım şeklini ben de çok beğeniyorum. Basit anlatıyorsun kompleks konuları. Ağzına sağlık. Soruların tamamını cevapladık. E, teşekkür katılanlara şey, biz çok teşekkür Şu döküman hakkında seninle paylaşıyor Son sözü oldu. sana bırakıyorum abi. Buyur kapanış için son e, söz. Çok teşekkürler katıldığınız için Hakan. Çok sağ ol. Bu uzun zamandan sonra bu webinar imkanını bize sunduğu için. Katılan herkese çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Bir saat beni dinlediniz. Kafanızı şişirdiysem çok özür diliyorum. Sürçün insan ettiysem. Umarım faydalı olmuştur. Yeni webinarlarda tekrar görüşmek üzere diyeyim. Teşekkür ediyorum. İyi ben de son bir bilgilendirim. E, kaydımızı YouTube'a atacağız. Slide'ı isteyenler info.çözümpark.com'a mail atarsa arkadaşlar, slide bize geldikten sonra biz sizlerle paylaşırız diyeyim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese iyi bir gün diliyoruz arkadaşlar. İyi günler. Bizi, Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.